Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Tarih 9. sınıf konusuyla karşınızdayız. Bugün Avrasya'da ilk Türk izlerini birlikte inceleyeceğiz. Neler olduğunu, atalarınızın neler nereden geldiklerini, neler yaptıklarını ve kültür merkezlerini ele alacağız. Şimdi kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi arkadaşlar Avrasya'da ilk Türk izlerini ele alacaktır konu olarak. Şimdi geldim. Neler var konunun içerisinde? Türklerin ilk ana yurdunun neresi olduğunu, daha sonrasında Türklere ait kültür merkezlerinin neler olduğunu birlikte ele alacağız bu konumuzda. Şimdi baktığımızda Türklerin ilk ana yurdunun neresi olduğu dediğimizde aklınıza klasik bir nokta gelecek. Atı binmiş Üsküdar'ı geçmiş dedim. Tabii bu işin espri tarafıydı. Arkadaşlar Türklerin ilk ana yurdu neresidir dersem aklınıza Orta Asya bölgesi ne yapacak gelecek. Kadın bir topluluk Bozkır coğrafyası. O yüzden de arkadaşlar Bozkır topraklarında Bozkır topraklarında koşan bir mükemmel bir millet göreceksiniz. Şimdi Türk adıyla ilgili. Şimdi Türk diyoruz ama Türk adı ne anlama geliyor? Bununla ilgili arkadaşlar birçok tarihçi birçok önemli isim bununla ilgili kavramlar söylemiş. İlk olarak arkadaşlar Kaşgarlı Mahmut'a göre kardeşim Türk olgundur diyor. O yüzden de Türk kelimesi Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı anlamına ne yapmakta gelmekte. Daha sonrasında önemli yabancı bir tarih tarihçi olan Vemberi ise ya diyor Türkler diyor türer ve çoğalır demiş. Yani arkadaşlar Vembere'ye göre türemek ve çoğalmak ifadesi Türk kelimesi için kullanılmış. Daha sonrasında Ziya Gökalp ise Türk kelimesi için töre sahibi, kanun sahibi, nizam sahibi gibi ünvanlar ne yapıyor Türk için söylemiştir. Daha sonra Çin kaynaklarında ise Türk kelimesini nifer olarak ne yapacağız? Duyacaksınız. Şimdi sana hocan sınavda soru sordu. Ya dedi ki Türklerle ilgili ilk kaynakları nerede rastladık dedi. Nerede rastlayacağız abi? Aklınıza direkt neresi gelecek? Tabii ki Çinliler gelsin. Yani Türklerle ilgili ilk bilgileri arkadaşlar Çin kaynaklarında ne yapmaktayız rastlamaktayız diyeceksiniz. Geldim. Peki coğrafi bölge olarak Türkiye ismi nereden geliyor? Buna bakalım ilk olarak. Şimdi Türkiye kelimesi ilk olarak arkadaşlar Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılıyor. Bakın. Hangi bölge için? Orta Asya bölge için. İlk demek ki kim kullanmış? Bizanslılar kullanacak. Daha sonrasında Bizans kaynakları arkadaşlar Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını ne yaptı? Verdi. Ama Osmanlı Devleti döneminde ve sonrasında Mısır-Suriye bölgelerinin fethedilmesi, buraları arkadaşlar artık Türklerin yaşaması da tabii ki coğrafi ad olarak Türkiye ibaresini geçmesini sağlayacak. Nasıl dersek yine arkadaşlar unutmuyorsunuz 11 ve 13. yüzyılda Mısır ve Suriye bölgesi için Türkiye ibaresi ne yapıldı? Kullanıldı. E peki Anadolu'ya kullanmadılar mı? Abi Anadolu 12. yüzyılda yani Mirya Savaşı savaşıyla artık ebedi Türk yurdu olmasıyla birlikte artık Anadolu için arkadaşlar Türkiye ibaresini kullanmaya ne yapacağız? Başlayacağız. Şimdi geldim arkadaşlar. Tabii ki bu kadar kadim bir Türk milletinin yaşadığı bir coğrafya var. Orta Asya var. E peki bu Orta Asya'da yaşam tarzlarına göre arkadaşlar hayat tarzlarını, kültür merkezlerinin çıkış noktasını göreceğiz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar birçok kültür merkezi göreceğiz ama Orta Asya'nın neresi olduğunu bilmem lazım. Çok basitleme yapacağım size. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki Çin'in neresi? Kuzeyi daha sonrasında Sibirya'nın arkadaşlar güneyi Hazar Nehri'nin ise arkadaşlar doğusuna düşen bölgeyi biz Orta Asya diyeceksiniz. Orta Asya'nın yanı sıra biz buraya önemli merkezim neresidir dersem de Ötüken olarak ne yapmaktayım bilmekteyim. Şimdi Türklerin bilinen ilk ana yurdunun Orta Asya olduğunu söyledik ve aynı zamanda. Tarihte süreçte burada çeşitli Türk devletleri kurulmuştur. İşte Asya Hun Devleti, Göktürk Devleti, Uygur Devleti, Türgişler, Hazarlar. E, arkadaşlar ondan sonra birçok ulusun kurulduğunu ve milletin kurulduğunu görüyoruz. Hatta böyle böbürleniyoruz. 16 tane Türk devleti kurduk kardeş. Biz kadim bir milletiz dedik. Aslında 16 tane Türk devletinin birçoğu nerede kuruldu? Orta Asya bölgesinde ne yapılmıştır? Kuruldu. Peki nereye ya bu Orta Asya? Hep Orta Asya, Orta Asya diyoruz da neresi bu Orta Asya? Şimdi arkadaşlar bakın. Batıda Hazar Denizi, kuzeyde Kırgız Bozkırları, Altay Dağları, doğuda Moğolistan ve Çin'in batısı, güneyde ise Tibet Platosu ve Hindi Kuş Dağları arasında yer alan bölgeye biz ne diyeceğiz? Orta Asya diyeceksiniz. Şimdi peki geldim. Orta Asya'da yaşadık. Orta Asya'ya ait kültür merkezlerini ne yaptım? Bulmaya başladım. Yapılan kazı çalışmalarında. Şimdi tek tek gideceğiz. Çünkü arkadaşlar hocanız yazılı sınavlarında bununla ilgili kesin bir soru soracak. O yüzden kulağını aç, geriye yaslan, derin bir nefes al ve beni dinle. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sana soruyu şu şekilde sordu hocam. Dedi ki Orta Asya'nın en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir dedi ya da kısaca yazın dedi. Hemen aklına ne gelsin arkadaşlar? Avlarım seni. Ne yaparım? Avlarım. Anav. Bak av. O zaman şuraya diyeceğim ki hemen kısaca Orta Asya'nın arkadaşlar en eski ne diyorsunuz kültür merkezi olarak ne yapmaktasın bilmen gerekiyor. Kısaca şunu bilmen lazım. Türklerin yani Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. Unutmuyorsun bak Türklerin en eski kültür merkezi demedim. Orta Asya'nın yani bölgenin en eski neyi kültür merkezi olarak ne yapacaksın? Bileceksin. Şimdi bu dönemde Anav günümüzde Akşabat bölgesinin güneydoğusunda bir yerleşim bölgesidir. Aynı zamanda arkadaşlar ortaya çıkan seramik örneklerinin Bozkır kökenli bir halka yani özellikle Türklere ait olduğu düşünülmekte. Ve bu kültürde Türk kültürü önemli unsuru olan at ilk defa bu kültürde görülmüştür. Niye? At, avrat ve silah dedik. O zaman ilk unsurumuzu bulduk. Peki ilk unsurumuz ne? At. Hoca soruyu değiştirdi. Dedi ki Türkler ilk kez atı nerede evcilleştirmiştir dedi. Ya da hangi kültür merkezinde evcilleştirmiştir dedi. Hemen aklına hangisi gelecek? Anav kültür olarak ne yapmaktasın? Bilmektesin. Geldim değiştirdim. Soruyu değiştirdik. Şimdi Orta Asya'nın en eski kültür merkezini söylemiştik. Şimdi ben soruyu değiştirdim. Dedim ki Türklerin en eski kültür merkezi neresidir dedim. Bak bu sefer unutmuyorsun. Türklerin en eski kültür merkezi. Hemen sende yapıştırıyorsun. Aklına Tonguç geliyor. Şu an geliyor. Afenesyevo kültürü diyorsun abi. Türklerin en eski neyidir? Kültür merkezidir diyeceğiz. Şimdi bak buraya da demişiz ki Türklere ait en eski kültür merkezi diye adlandıracağız. Altay ve Sayan Dağları'nın güneybatısında bölgesinde bulunacak. Burada arkadaşlar neler bulunacak dersek çakmak taşından ok uçları, bıçaklar, kemik iğneler, bakır eşyalar, basit çömlekler ve bu kültürün belli başlı eserleri en önemli unsurları olacak. Bak o zaman şöyle bir düşün bakalım. Çakmak taşı ve ok uçları. Savaşçı karaktere sahibim bu bir. İkinci unsur bıçak var. Yine kemikten iğneler yapmışsın. Ama en önemli noktalardan bir tanesi bakırdan eşyalar yapmaya başlıyorsun. Yani madeni kullanmaya başlamışsın. Türkler madencilik anlamında geliştiğini ne yapabilirim sorunun içerisinde söyleyebilirsin. Geldim. Andronova kültürü. Bakın ova, uçsuz, bucaksız. Aklına bu şekilde gelsin ova uçsuz bucaksızsa geniş sınırlara mı sahiptir? Geniş sınırlara sahiptir. Hemen soru sordu hocan sana. Dedi ki Orta Asya'nın ve Türklerin en yaygın kültür merkezi hangisidir dedi. Bakın Türklerin en yaygın kültür merkezi dersem de uçsuz bucaksız ovasız dediğimde aklına Andronova kültürü gelecek. Yani Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezi olarak bilinmekte. Adını Yenisey yakınlarındaki Andronova yerleşiminden alacak bu kültür. Afenesyevo kültürünün daha geniş bir alana yayılmış ve gelişmiş şeklidir. Afenesyo ve Andronova kültürü ön Türkler yani Türklerin ataları tarafından meydana getirilmiştir. Ama sen kısaca şunu bileceksin. Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezi. Bak toparlayalım. Orta Asya'nın en eski kültür merkezi dersem Anav. Türklerin en eski kültür merkezi dersem Afanasyevo. Ama Orta Asya'nın en yaygın kültür merkezi dersem de Andronova kültürü ne yapmakta? Gelmekte diyeceğiz. Geldik arkadaşlar. Şimdi at dedik, at evcilleştirdim. E şimdi atın üstünde de kılıçla bineceğiz. E kılıcı neyden yapacaksınız? E demirden yapmam lazım. E peki demirden işlediniz abi. İşledikten sonra o demiri bir şeye basıp soğutmanız lazım. Sesinizi duyar gibi. Suya basacağız değil mi? Şimdi karasuk. Aa, o zaman Türkler ilk kez burada neyi işlemiş olabilir? Demiri işlemiş olabilirler değil mi? O zaman aklınıza gelecek diyecek ki karasuk kültüründe unutmuyorsun. Türkler ilk kez neyi işlemiştir? Demiri ne yaptılar? İşlediler. Hangi kültürde? Karasuk kültüründe. Andronovo kültürüne benzerlik gösteren Karasuk kültürü adını Yenisey Irmağı'nın bir kolu olan Karasuk Nehri'nden alacak. Ama işte bu suyun önemli noktası ne? Bölgede birçok arkadaşlar demiri daha erken işlemeye başlayacak. Hatta İskit kültürünü oluşturan atlı göçebe kültürü Orta Asya'da yayılmasını sağlayacaklar. Ama unutmuyorsun demir ilk kez nerede işlenmiştir? Karasuk kültüründe işlenecek. Peki İskitler kim? Türklerin bilinen arkadaşlar en eski topluluğudur. Hatta dünyanın ilk kadın hükümdarları İskitlere aittir. Kimdir bu peki dersek? Tomris Hatun. Yine Amazon adında savaşçı kadınları vardır. Bu da Türklerin kadınlara önem verdiğinin açık ve net neyidir? Göstergesidir. Bir diğer unsurumuz nedir dersek? Yine pantolon, kemer, kemer tokasını dünyaya tanıtmışlar. Çünkü bu adamlar atı ne yaptılar? Evcileştirdiler diyeceksiniz. O yüzden de güzel bir topluluk. Hatta ee, biz bunlara... ...Boskır'ın e, Bozkır'ın kuyumcuları ünvanında ne yapmaktayız? Vermekteyiz diyeceğiz. Şimdi geldik hocan soruyu değiştirdi. Dedi ki Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi hangisidir dedi. Peki sen ne diyeceksin? Şimdi Türklerin en yeni ve en gelişmiş kültür merkezi dediğim zaman buradan Tagar diyeceğim. Bakın hangi kültür merkezi? Tagar kültür merkezi olarak bileceğiz. Çünkü Tagar arkadaşlar Türklerin en yeni ve en gelişmiş neyi diyeceksiniz kültürü merkezi olarak bilinmekte. Ne var peki? Karasu kültürünün takipçisi olan Tagar kültürü kendinden önceki Türk kültürlerinin bir sentezi olarak gelişmiş. Ve bölgenin adından dolayı burada yaşayan insanlara Altaylılar denilmeye başlanmıştır. Tunçtan bıçak, okuçları, küçük hayvan heykelleri, çeşitli hayvan tasvirleri ve otağı şeklinde ağaç evler bu kültürün belli başlı eserleridir. Hmm. Şimdi diğerlerine baktığım zaman demiri, işledim. Daha sonrasında kapkacak yaptım ama buraya baktığınızda otağı yapmışsınız. Yine demiri kullanmaya başlamışsınız. Atı hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. O yüzden de Tagar kültürü Türklerin en gelişmiş kültür merkezi olarak ne yapılmakta bilinmekte diyeceğiz. Geldim arkadaşlar tabii ki bu kadim Türk milletinin siyasi anlamda yaptığı gelişmeler var. Peki neler? Şimdi hocam sana soru sordu. Dedi ki Türklerin bilinen en eski Türk devleti hangisidir dedi. Yapıştır. Ne diyeceğiz? Asya Hun devleti ya da diğer isminle Büyük Hun İmparatorluğu. Milattan önce 220 yılında bilinen hükümdarı olan Teoman sayesinde ilk Türk devletimiz kuruluyor. Orta Asya bölgesinde biz buna da Asya Hun devleti diyeceğiz. Ama devlet en parlak dönemini kimde yaşamıştır dersek de arkadaşlar aklınıza Mete Han gelecek. Mete öyle çalışmalar yapacak ki Çinliler tir tir titriyecekler. Titriyecekler yetmeyecek. Korkacaklar. O yüzden de arkadaşlar bizim en büyük zaaflarımızdan birini yerine getiriyorlar. Al diyorlar sana bir Çinli prenses veriyoruz. Mete Çinli prensesle evleniyor. Ama aslında Çinli prensesin buradaki amacı ne? Türkleri parçalayıp bölüp yok etmek. Nitekim de Arkadaşlar bu dönemde e, Mete'nin iki tane oğlundan bahsedeceğiz. Bunların en önemlisi Kiok. Kiok diyor ki aman diyor ne savaşacağım diyor. Ya Çinlilerin egemenliğine girerim takılırım ben diyor. After party yaparım diyor. Bir de Kiok'un oğlu var Çiçireyiz. Çiçi diyor ki Çinlilerin esaret altına gireceğimi bu diyardan göçmeyi yeğlerim diyerek Türk göçlerini başlatıyor. Bu Türk göçleri bir şeyi tetikliyor. Neyi tetikliyor dersek? Kavimler göçünü bakın unutmayın Kulağınıza küpe yapmanızı istiyorum Kavimler göçünü Türkler yapmamıştır Kavimler göçünü Türkler tetiklemiştir Diyeceksiniz Bakın biz yapmamışız biz Kavimler göçünü tetikliyoruz Çünkü bizimkiler Arkadaşlar Orta Asya'da Kahve içiyorlar İşte Ötüken kahvecisinde Kahveyi muhabbetini sohbet Falan filan derken Abi birisi oku bir atıyor Diyor ki ulan ok nereye gitti onlar da diyorlar ki hadi dağılalım gidip arayalım. Böylece Türkler dünyanın dört bir yanına göç ediyorlar. Kimisi Kafkasya'ya gidiyor, kimisi Anadolu coğrafyasına göçüyor. Kimisi e, arkadaşlar başka bölgeye gidiyor, Hindistan'a gidiyor. Sibirya bölgesine göç ediyor, Avrupa'ya gidiyor. Yani dört bir daha yana dağılıyoruz. Avrupa'daki barbar kabimler Türklerin geldiğini görünce eyvah diyor. Kimler geliyor? Türkler geliyor. Kaçın, kaçın diyecek. Bunun üzerine arkadaşlar bir tık 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 domino etkisiyle kavimler birbirlerini itmeye başlamışlar ve en son olarak da Roma İmparatorluğu'na baskı uygulamışlar. Ve bir şeye baskı uygularsınız çat diye kaça ayrılır? İkiye Roma'da böylece kaça ayrılmıştır? İkiye ayrılacak. Ve sonrasında tabii ki arkadaşlar iki Fransız yan yana geldiğinde diyor ki Gel diyor Fransa'da aşk yaşayalım. İki Alman yan yana geldiğinde diyor ki Weizen Heizen Heide diyor. Tabii ki bunun anlamı da nedir dersek gel birlikte fabrika kuralım. İki Türk yan yana geldiğinde diyor ki hele gel kardeş devlet kuralım. Bunun üzerine tabii ki biz Avrupa'ya gittiysek Avrupa'ya Türk devleti kurmadan olur mu? Olmaz. Bakın sen Türksün düz mantık düşün. İlk kurulan Türk devleti hangisiydi? Asya Hun devleti. E şimdi Avrupa'ya gittim. O zaman Avrupa'da kuracağım devletin adı ne olur? Tabii ki Avrupa Hun devleti. O zaman dedik ki Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti hangisidir derse Avrupa Hun Devleti diyeceğiz. Avrupa Hun Devleti'nde önemli bir hükümdar ortaya çıkacak. Bunlardan ilki Uldız diyeceksiniz. Uldız diyor ki güneşin doğduğu ve battığı yere kadar her yeri fethedebilirim. Deli çocuk. Ne anlama geliyor bu abi? Aslında şu anlama gelecek. Şunu diyeceksiniz. Yani burada savaşçı bir karaktere sahip olduğunu göreceğiz. Ama Avrupa'yı titretecek kişi kim olacak? Tabii ki Tanrı'nın kırbacı Atilla arkadaşlar ne yapıyor? Avrupa'yı titretmiş. Titrettin beni diyecek Avrupa. Bunun üzerine Avrupa'da arkadaşlar Atilla'nın hükümdarlığı başlayacak. Hatta Almanlar onun için Edsel diyor. Ya da cesur Efe, kavimlerin efendisi ismini kullanmışlar. Ve papa bir gün diz çöküyor. Diyor ki ne olur diyor alma evlat bizi Roma'ya girme diyor. Atilla durur mu? Hayır durmaz. Papanın kızıyla eğleniyor. 40 gün 40 gece yapıyor. 41. gün bizimki ölmüş. Zehirlemiş kadın. Atilla'nın ölümüyle birlikte devlette ne kavgaları başlayacak? Taht kavgaları başlıyor ve Avrupa'daki kavimlerin içerisinde eriyip gitmiştir. Daha sonrasında birinci Göktürk devleti kurulacak bu Minkan sayesinde. Şimdi Türklerin bir inancı var. Ne? Gök Tanrı inancı. Güneş nereden doğar? Doğudan doğar. O zaman Türkler için neresi kutsaldır? Doğu kutsaldır. Ve o zaman doğuyu Hakan yönetir. Doğuyu Hakan yönetirken batıyı ise kim yönetecek? Hakan'ın kardeşi Yagbu. İkili devlet teşkilatı ya da Boylar Birliği Federasyonu diyeceksiniz. Ama devlet en parlak dönemini Mukan Kağan zamanında yaşayacak. Ama tabii ki yine biz ders alıyor muyuz? Hayır. Çinlilerin parçala böl yok et politikası sonrasında tabii ki pişimizi ne yapmışlar bunlar? çekmişler. 50 yıl kimin esareti altına girmişiz? Çinlilerin esareti altına gireceğiz. Çinlilerin esareti altına girmemizle birlikte bir kahraman doğacak. Kim? Kürşat ve Kırkçeriz. Kürşat ve Kırkçeriz'i Çin sarayını basacak. Çinli prensi daha kaldırarak Türklerin bağımsızlık fitilini ateşleyecektir. Ama o gün beklenmedik bir olay gerçekleşir. Bardaktan boşalırcasına kadar yağmur yağar. Ama bizde ölmek vardır, dönmek yoktur. Kürşat ve Kırkçehir'i o yağmurun altında Çinlilerle saatlerce mücadeledir. Kırkçehir'i hayatını kaybetmiştir. Ama Kürşat bir an olsun arkadaşlar elinden kılıcı indirmez. Ve sonrasında sarı ırmağa kapılarak hayatı veda eder. Bu olay Türk obalarında dilden dile yayılmıştır. Daha sonrasında Kutluk Kağan önderliğinde Türklerin, Bağımsızlık fitili gerçekleşmiş ve sonrasında Kutluk Khan önderliğinde ikinci Göktürk devleti kurulmuştur. Ve böylece arkadaşlar ikinci Göktürk devleti tarih sahnesine çıkmıştır. Ama tarih sahnesine çıkmasıyla da bize güzel olaylar bırakacaktır. Nasıl güzel olaylar bıraktı hocam diye soracak olursanız hemen cevap vereceğim. Mesela Türklerin ilk yazılı eserini kim bırakacak? Göktürkler. Türklerin arkadaşlar ilk alfabesini kim yapacak? Göktürkler. Türklerin arkadaşlar ilk kez Türk ibaresini kullanan kişiler kim olacak? Tabii ki Göktürkler diyeceğiz. O yüzden de aklınıza gelecek unsur arkadaşlar Göktürkler bu anlamda önemli benim için. Sonra Orta Asya'da uygarı bir devlet. Öyle modern, modern çıkılıyor. Kim? Uygur Devleti. Şimdi Uygur Devleti kuruluyor 744 yılında. Kurulmasıyla da birlikte önemli noktalar ortaya çıkıyor. Şimdi hep hocalarınız anlatıyor Türklerin yaşam tarzı nasıl? Göçebe, göçebe, göçebe. Uygurlar'da bir tane adam var. Kim? Bögükan. Bögükan diyor ki aman diyor ya Gök Tanrı inancından diyor sıkıldım bırakalım bunu diyor ya. Başka bir dine geçelim diyor. Ben diyor Çin'den gelirken gördüm diyor keltoş adamlar var diyor. Böyle Tibet dağlarında diyor turuncu elbiselerle tıkır tıkır takılıyorlar. Sordum ne bu dedim diyor. Maniheizm dini dediler. Bakın en iyisi gelin hangi dine geçelim? Maniheizm dinine geçelim dediler. Bunun üzerine Uygurlar hangi dini kabul ediyorlar? Maniheizm dinini. Türk tarihinde bir değişiklik oluyor. Çünkü ilk kez arkadaşlar gök tanrı inancını terk eden bir Türk devleti ortaya çıkacak. Ama Maniheizm dininin öğretileri var. Et yemeyeceksin. Savaş yapmayacaksın. Yaptığın her şeyi günlük resme tutacaksın dedi. Abi et yemeyeceğim ya. Et yemezsem ne olurum? Düşünemiyorum bile. Ölürüz değil mi? Ya da ölürüz demeyelim de böyle bir zayıflarız. Yani çünkü hatırlayın sizin göçebe yaşamından dolayı temel geçim kaynağınız da hayvancılık. E. Ya e o zaman siz arkadaşlar hayvancılık yapamayacaksınız. Ne yiyeceğim? Ot yiyeceğim. Ot. Otu da yemeniz için ekmeniz lazım. Ve böylece otomatik arkadaşlar Uygurlar Türk tarihinde hangi hayata geçtiler? Yerleşik hayata geçtiler. Bak unutma. Üniversite sınavı sorusunda sordular Uygurları. Hem TYT'de hem AYT'de. Çünkü hocan da soracak sana. Yazılı sınavında. O yüzden kulağa ne yapıyoruz? Küpe yapacağız. Geldim devam ettim. O zaman Uygurlar arkadaşlar Türklerin ilk şehirlerini, Türklerin arkadaşlar önemli çalışmalarını, ilk kütüphanelerini, ilk evlerini, aynı zamanda arkadaşlar başka neler söyleyebiliriz? İlk e, sanat eserlerini kimler bırakacak daha çok Uygurlar ne yapmıştır, bırakmıştır diyeceğiz. Bu bir özetti. E, diğer videolarımızda bunları daha detaylı bir şekilde ne yapacağız, ele alacağız. Sadece bu sıralamalarda neler olduğunu kısaca aklınıza kalsın böyle arkadaşlarınız oturup sohbet ederken ya bir Tongucu izliyordum şunu şunu gördüm. Ya Tonguç demenize de gerek yok. Bak ben şunları biliyorum diye arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Şimdi gelelim sorularımız var. Sorulara bir bakalım birlikte ve bir açalım. Şimdi Türklerle ilgili ilk bilgilere ilk kez aşağıdakilerden hangisinde rastlanmaktadır? Yani aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde rastlanmaktadır? Şimdi bakın hep kimin entrikasına gittim? Basa ha ha dediler. Kim bunlar? Çinliler abi. O zaman unutmuyorsun Türklere ait ilk kaynaklara yani ilk bilgilere kimde rastlayacağız dersek Çinlilerde rastlanacak. Peki şimdi şu soruyu sorarsınız diye düşündüm. E hocam niye Türkler kendileriyle ilgili bir kaynak yok? Abi adamlar ata atlamışlar. Nerede olsa yaşarım demiş. Basmış gitmiş. Bir oraya gitmiş bir buraya gitmiş. O yüzden Türkler yazıyı çok fazla kullanmamışlar. O yüzden de biz Türklerle ilgili bilgilere başka milletlerden ne yapmaktayız? Rastlamaktayız. Şimdi Bizans ama coğrafi adı olarak Türkiye ibaresini ortası için kullanıyor. Roma, Moğol ve Sasani olarak almayacaksınız. O yüzden de doğru cevabımızı A olarak ele alacağız. Geldim. Türkler ilk kez demiri işlemişlerdir. Yukarıda sözü edilen Türk kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Anav, B. Afenesyevo, C. Tagar, D. Karasuk, E. Andronova. Şimdi açacak gideceğim. O yüzden de en sondan başlayacağım. Şimdi diyor ki arkadaşlar ilk kez demir işlemiştir değil mi? Ama soruyu değiştirdim. Dedim ki Orta Asya'nın arkadaşlar en yaygın kültür merkezi deseydim Andronovo olacaktı cevap. Daha sonra geldim Tagar. Türklerin ne diyeceksin? En yeni ve... En gelişmiş neyi diyoruz? Kültür merkezi. Geldim. Afenes bu. Hemen buna da dedim ki Türklerin ne diyorsun? En eskineyi kültür merkezi. Anav kültürü. Ona da dedim ki Orta Asya'nın en eskineyi kültür merkezi. Ama soruda neyi sordu bana? Demir'i sordu. O yüzden Türkler ilk kez demiri nerede kullanmıştır derse D şıkkımız Karasuk kültüründe ne yaptı? Kullandı diyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi bunu bilmem gerekiyor. Bu noktalara iyi bir şekilde çalışmanız lazım. Unutmuyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Yani bunu size hocanız yazılarda soru olarak kesin ama kesin soracak. Yani o kültür merkezlerini iyi şekilde bilmeniz lazım. 5 tane kültür merkezimizi bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız bir noktaya geldik. Şimdi sizin için çok güzel bir ödül soru bırakacağım. Ama ödül soruyu bırakmadan önce konuları iyi bir şekilde tekrar etmenizi yine Tonguc'un Dinomo soru bankasından arkadaşlar çalışmalar yapmanızı istiyorum. Evet değerli arkadaşlar bugün Avrasya'da ilk Türk izlerini ele aldık konu olarak. Yani Türklerin kültür merkezini Orta Asya'da yaşam tarzını birlikte inceledik. Umarım arkadaşlar güzel ve verimli bir ders olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, iyi çalışmalar.